Edirne Ticaret Müdürlüğü, döviz kurundaki dalgalanmaları fırsata dönüştürerek fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara göz açtırmıyor. Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve beraberindeki ekipler, kentteki market raflarındaki ürünlerin fiyatlarını ve etiketlerini denetledi. Altun, döviz kurundaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan firmaların haksız kazanç elde etme girişimine izin vermeyeceklerini söyledi. Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Altun, haksız kazanç elde eden firmaların cezalandırılacağını dile getirdi. Kur artışından etkilenmeyen ürünler var ama bazı bunu fırsata çevirenler bundan nemalanmak istiyor. Haksız kazanç elde etmek istiyor. Biz bakanlık olarak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Denetimlerimizi bu yüzden sık sık yapıyoruz burada. Yapılan denetimlerde özellikle un, salça, bitkisel yağ gibi ürünlerde artış gözlediklerini belirten Altun, örneğin ham maddesi ve üretimi ülkemizde gerçekleşen, hatta kendi ilimizde üretimi yapılan unda artış olduğunu gördük. Market raflarında unda %48'e varan artışı gözlemledik. Aynı şeyi salçada da görüyoruz. Bazı markalarda %90'a varan artışlar var. Bunlar doğru değil. Biz bir tarım ülkesiyiz. Bu ülkede domatesin de diğer ürünlerin de yetiştirildiğini biliyoruz dedi. Bazı firmaların unlarında böyle kiloyla satılanlarda %48'e varan artışlar söz konusu. Bu artışların bir kısmı tabi salçada da var bu. Bazı markalarda %90'a varan artışlar var. Bunlar doğru değil. Yani bu ülkede bir tarım ülkesiyiz. Burada domates yetişiyor. Herkes biliyor bunu. Birdenbire %90'a varacak bir artış bir sebep yok. Ülke zor durumdayken ülkenin boğazına çökenler mutlaka cezalandırılacaktır. Altun, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan işletmelerin tespiti için denetimlerin sıklaştırıldığını ifade etti. Tüketicilere marketleri gezmelerini ve eşdeğer ürünleri karşılaştırmalarını tavsiye eden Altun, bakanlık olarak vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Tüketicilerimizin alışveriş yaparken mutlaka marketleri gezmesi ve eşdeğer ürünlerin fiyatlarına bakmasını biz öneriyoruz. Fırsatçılara tavsiyem aylık geleneklerini, ahlakını, kültürünü okusunlar. Bununla ilgili aylık ahlakıyla, aylık kültürüyle hareket etsinler. Vatandaşı kesinlikle eskiden bu tür durumlarda esnaf bunu yaptığında buna kara borsacı diyorlardı. Bugün bunun adı değişti, fırsatçı oldu.